Gelelim AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde. Bence bu çok özel bir dosya ve çok önemli bir dosya. Neden derseniz çok acayip şeyler oluyor. Şimdi AK Parti Türkiye genelinde büyük bir oy kaybına uğrayacağını, bazı belediyelerin yeniden CHP tarafından kazanılacağını anlaşılan biliyordu, öngörüyordu ama atıyorum Balıkesir'in, Manisa'nın, Denizli'nin, Adıyaman'ın, işte efendim Karadeniz'de Giresun'un, Kastamonu'nun falan gibi, yani böyle belediyelerin CHP'ye geçmesiyle ilgili çok büyük bir öngörüsü yoktu benim anladığım kadarıyla. Benzer şekilde İstanbul'da da bazı ilçelerin, örneğin Üsküdar'ın, Eyüp'ün, Sancaktepe'nin, Çekmeköy'ün, yani bunlar Beyoğlu'nun, yani yıllar yıllar sonra, 10 yıllar 10 yıllar sonra bunlar AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. O kadar uzun zamandır bu belediyeleri yönetiyorlardı ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. Bu belediyelerde birikmiş evraklar var, ihale dosyaları var. Oraya yerleştirilmiş, her seferinde her ay gidip bankamatikten kamu maaşını alan kamu personeli var. Kendilerinin oraya getirdiği yakınları, eşleri, dostları, kuzenleri, yeğenleri, amcaoğulları var. Ve onlar tabii hazırlıksız yakalandılar. Düşünsenize, yani seçim sonuçlandı ve birdenbire Üsküdar'da mesela Sinem Deletaş, belediye başkanı seçildi, bir CHP'li aday. Haklı olarak Sinem Hanım mazbatasını aldıktan sonra gidecek, merhaba arkadaşlar diyecek. Ve ondan sonra oturacak, bütçe, bilanço, ihale dosyaları, oho, haber kaynayacak oralar. Sadece Üsküdar değil, Denizli aynı şekilde, Manisa aynı şekilde. Bugün Üsküdar Belediyesi'nden bazı görüntüler geldi. Bakın İsmail Arı yazıyor yine, o görüntüleri rica ediyorum sizden. Burası spor müdürlüğü. Burada da bir kişi var. Bakın burada mesela hiçbir personel yok. Bir video bu. Bir tane adam yok müdürlüklerden. Ne müdür, ne yardımcısı, ne memur, ne amiri. Bir tane adam yok. Ne oluyor burada ya? Temizlik görevleri var. Çöpçüsü var. Onlara bir şey sorayım. Onlar da abi ölçe izinli diyor. Ne oldu bu Üsküdar Belediyesi'ne? Bakın bu görüntüler Üsküdar Belediyesi'nden dün ve bugün kaydedilmiş görüntüler. Belediye neredeyse bir hayalet belediyeye döndü. Hiçbir evrakta, işte efendim başkanlık katında, müdürlük katlarında kimse yok. Bir hayalet Haklılar Belediye galiba. Aç aç sesi, aç duyalım bir yandan. Vallahi bir şey gelmiş. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Eski öyle şey yok. Bir tane bayan var burada. Bakın, amiri, memuru, müdürü. Tüm kapılara kilit vurmuşlar. Strateji müdürlüğü işi bırakmış komple. Temizlik personeli sordum, mu sordum ama. Valla dosyalar nerede bilmiyorum ama personel yok zaten piyasada ve dolayısıyla Üsküdar Belediyesi bir hayalet belediyeye dönmüş durumda. Nerede bu insanlar, o da belli değil. Kırşehir Belediyesi 2019 yılında CHP tarafından kazanıldığı zaman Selahattin Ekicioğlu, şimdiki başkan, yine kazandı CHP Kırşehir'i. Seneler sonra ilk defa Kırşehir'i AK Parti'den almıştı. Ben Sözcü için bir röportaja gitmiştim ve Selahattin Başkan şöyle bir şey anlatmıştı, çok ilginç. Girdim dedi ilk belediyeye, katları geziyorum ve insanlara merhaba diyorum, tanışıyorum. Hani yeni belediye başkanı seçilmişim, personelle, kamu personeliyle tanışıyorum. Fakat dedi birdenbire şunu fark ettim dedi, hangi odaya girsem en az 3 kişi 4 kişi ayakta duruyor. Yani her odada 3 kişi 4 kişi ayakta duruyor. Sonra sordum arkadaşlar, hani niye oturmuyorsunuz filan, sandalye yok. Niye sandalye yok? Sonra anlamış. Yani belediyede hiç işe gelmeyen yüzlerce insan varmış Kırşehir Belediyesi'nde. Ama gidip, yani kamu personeli, ama yani maaşlarını alıyorlar, kadrodalar, sigortaları ödeniyor, her türlü özlük haklarına sahipler. Fakat yani sandalyeleri yok. Çünkü gelmiyorlar zaten belediyeye.
Ya çok acayip bir durum ve tabii daha sonra da bu bankamatik memuru denilen memurları tespit etmişti Kırşehir Belediyesi ve ondan sonra da onlarla ilişiğini kesmişti. Çok ilginç. Burada da bakın, burası Üsküdar Belediyesi ve ortada hiç kimse yok, personel yok. Şimdi geçelim Üsküdar Belediyesi'nden Manisa Belediyesi'ne. Manisa Belediyesi'ne geçelim. Manisa Belediyesi de, pardon, önce Denizli'yi göreceğiz. Denizli Belediyesi de biliyorsunuz yine CHP tarafından kazanıldı ve bayağı önemli bir başarı. Merkez sağın başkenti gibi kabul edilen, bütün merkez sağ siyasi partilerin ilk mitinglerini yaptıkları yer olan Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu seçimi kazandı. Fakat belediyeye girmeden önce evraklarla ilgili bir film fırıldak döndü belediyenin içerisinde. Evrakları belediyenin dışına çıkartmaya çalıştılar. Çavuşoğlu'nu ve ekibini içeri sokmadılar. Kendisi anlatıyor, duyalım. Hoş geldiniz. Malum dünkü süreçten sonra her ne kadar resmen olmasa da gayri resmen olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart tarihi itibariyle maliyeden gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankası'na gelecek bir ödemesi var. Malum bu ödemelerin Denizli'nin gerek ayın 15'inde ödenecek maaşları dikkate alındı. Gerekse seçim süreci değerlendirildiğinde seçim harcamaları noktasında yapılan harcamaların, bugüne kadar yapılan harcamalarla ilgili bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derlediğimiz, topladığımızda gerek DESKİ'de gerek belediye ait diğer kuruluşlarda birçok ödemenin bu kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm personele, tüm bunun altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Geçmişle ilgili hesaplar konusunda zaten gereğini yapacağız. Bugünden sonra alacak olanlara da sesleniyorum. Denizli Belediyesi'nden kimin alacağı varsa artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün alacaklar bizi bekleyecek. Bugünden sonra gerekli, gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını altına imza atanlar verecektir. Şimdi bir de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Başkan diyor ki eğer diyor belediyenin evraklarını dışarı çıkartıyorsanız, kaçırıyorsanız bir takım belgeleri, herkes ayağına denk alsın diyor. Biz onları buluruz. Bütün kayıtları zaten devlette, paralel ortamlarda vardır. Hepsini tek tek ele geçiririz diyor Çavuşoğlu. Aynı zamanda da şöyle bir uyarıda bulunuyor. Gider ayak ihalelerin altına imza atmayın. Ne yapmışlardı hatırlayın. İstanbul Belediyesi İmamoğlu tarafından 2019'da kazanıldığında çok büyük ihalelerin altına imzalar atmış ve son bir hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'da korkunç bir bütçe yüküyle baş başa bırakmışlardı. Hatta bu ihalelerin bir bölümü iletişimle ilgiliydi. Yok yazılım aldık, yok grafik yaptırdık falan. Ortada bir iş bile yoktu. Ama Büyükşehir Belediyesi bu paraları ödemek durumunda kalmıştı kendi bütçesinden. Çünkü imzalar atılmıştı. Şimdi Çavuşoğlu da diyor ki sakın diyor gider ayak hizmet alımlarıyla ilgili bizim onaylamadığımız, bizim teyit vermediğimiz hiçbir şeyin altına, hiçbir ödemenin altına, hiçbir borcun altına imza atmayın. Biz bunları aksi takdirde ödemeyiz. Gerekli düzenlemeyi yaparız. Bundan da sorumlu olmayız diyor. Bakın burası da Denizli'ydi. Üsküdar'ı gördünüz. Üsküdar'da ortada hiçbir personel yok. Neredeler belli değil. Şimdi Denizli'yi dinlediniz. Bülent Nuri Çavuşoğlu diyor ki evrakları dışarı çıkartıyorsunuz. Her şeyin farkındayız. Bunların takibindeyiz. Bir. İkincisi bizim onaylamadığımız, bilgimiz dışında olmayan çok yüksek borçların altına imza atıyorsunuz. İhalelerin altına imza atıyorsunuz. Bu borçları ödemeyiz. Bu borçları ödemeyiz, bu ihaleleri kabul etmeyiz. Bizim irademizi, seçilmiş yeni başkanın iradesini yok sayıyorsunuz diyor. Buyurun şimdi Manisa'ya gidelim. Manisa'da da Ferdi Zeyrek belediye başkanı seçildi. Ve orada da çok benzer bir durum var Manisa'da da. Bir de Manisa'da Ferdi Zeyrek'i duyalım. Bakalım orada ne yaşanıyormuş. Buyurun. Manisalı hemşehrilerim, öncelikle 31 Mart günü bana verdiğiniz destek ve kutsal emanet için sizlere gerçekten tekrardan binlerce kez teşekkür ediyorum. Pazartesi sabahından itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olağanüstü bir hareketlilik var. 5 yıldır sayılı bir şekilde görevinde olan belediye başkanı sabah saat 10.30'da belediyeye geldi. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında bulunan paraları başka değil, kişilere bir şekilde ödeme yapmak istiyor. Ve bu ödeme yapmak istediğinde öncelikle maskeye 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de 480 milyon TL karşı tarafa ödeme yapmak istiyor.
Ve bu ödemeye imza atmak istemeyen öncelikle Mali İşler Daire Başkanı bu ödemeye imza atmak istemedi. Kendisine dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonraki muhasebede çalışan arkadaşlar bu ödemeye imza atmak istemediler. Kendilerine tekrardan dik duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun sonrasında Cengiz Ergün bu kişileri çağırdı ve görevlerinden aldı. Daha sonra bu görevi 4 farklı kişiye daha tebliğ etti. O 4 kişi de bu belgeye imza atmak istemedi. Onlara da duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başka bir çıkar yol bulamayınca genel sekreter yardımcısını mali işlere atama yapmak istedi. Dün akşam itibariyle o kişiye imza attıracaktı. O kişi ilk başta bunu kabul etti ama bunun yasal sorumluluğunu görünce o da imza atmak istemedi. Ve bugün sabah itibariyle de muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım bugün işe gelmeyerek de Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlemine ortak olmak istemediler. Ve şu anda da avukatlarımızla birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2024'de 1531 ihbar numarası dilekçemizle birlikte görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddiası ile dilekçemizi sunduk. Savcılık da dilekçemizi kabul etti. Yangından mal kaçırırcasına bu ödemeyi yapma isteğinin neden olduğunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Göreve geldikten sonra faturalarımızı açıp inceleriz. Eğer yapılması gereken bir ödeme ise tabii ki biz yaparız. Kimseyi mağdur etmeyiz. İlk gün söz verdiğimiz gibi artık ranta değil halka hizmet edeceğiz. Halkımızın parasını daha göreve gelmeden nasıl sahip çıktıysak 5 yıl boyunca da devletimin parasına, halkımın parasına kendi paramdan daha çok sahip çıkacağım. Ve halkımın parasını bu şekilde bunlarca hiç edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Geçmişe dönük de eğer ki bu tip usulsüzlükler varsa bunların da karşısına dimdik duracak olan Ferdi Başkan geliyor. Artık Manisa'mda rant bitecek, halkı için çalışacak bir başkan olacağım. Bizleri takip etmeye devam edin. Duydunuz işte, Üsküdar'da personel kayıp, evraklar kayıp. Denizli'de içeride ihalelere hiçbir şekilde teyit edilmemiş, aslında başkan tarafından kabul edilmemiş ihalelere ve borç yükünün altına imza atılıyor. Beyefendi de Manisa'nın seçilmiş yeni başkanı Ferdi Zeyrek ve o da söylüyor. Yani tabii ki bunların ortaya çıkacağını biliyorlar muhakkak ki. Ama CHP'li belediyeler, yani kim devraldıysa alsın, hangi tabloyu devralırsa alsın, bunların ifşa edilmesi lazım. Olur mu öyle şey? Kamu bütçesini kullanıyorsun ve sen belediyeyi zarara sokarak, yani Darül Harp mı bu ya? Senin de vatanın ya. Sen de kamu görevlisisin. Sen de seçilmiş bir siyasetçisin. Seçilmiş bir yerel yöneticisin. Senin bu halka karşı, seçildiğin kentin yaşayanlarına karşı bir sorumluluğun, bir vicdanın yok mu ya? Bu nasıl ahlak? Bu nasıl etik? Ne bu yani? Haçlı seferi mi yapıyoruz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir belediye başkanı gitmiş, bir belediye başkanı gelmiş. Ne kadar korkunç bir şey. Ülkede bence çürümüşlüğün en önemli göstergesi bu. Yani hizmet devam etmeli, projeler devam etmeli. Eğer iyi yapılmış projeler varsa, halkın takdir ettiği işler varsa onlar devam etmeli. Tuzak kurmak, pusu kurmak, operasyon çekmek nedir ya? Seçim sonuçlarını kabul etmemektir bu. Olur mu böyle şey? Şimdi bakalım önümüzdeki dönemde el değiştirmiş başka hangi belediyelerde neler dinleyeceğiz? Çünkü pek çok enteresan belediye, il ve ilçe olmak üzere bu tablolarla karşıya kalacak. Beyoğlu'nda ne olacak? Çekmeköy'de ne olacak? Çok merak ediyorum. Eyüp'te ne göreceğiz? Kastamonu'da ne göreceğiz? Giresun'da ne göreceğiz? Adıyaman'da ne olmuş olabilir mesela? Bursa, en çok merak ettiklerimden biri Bursa. Hangi dosyalar, neler çıkacak ortaya? Ya bir de siz Türkiye'deki iktidarın el değiştirdiğini düşünün. O zaman neler çıkabilir ortaya? Bu yeni başkanları da kutluyorum. Onların temel görevleri gerçekten de bu kamu kaynağına sahip çıkmaktır ve her durumda halka hesap vermektir. Gökhan çok doğru bir soru soruyor. İçişleri Bakanı soruşturma izni verecek mi? Bilmiyorum. Normal koşullarda buraya müfettişin gidip Sayıştay raporlarına yansıyan bütün usulsüzlükleri o belediye, bu belediye beni ilgilendirmiyor. Hepsiyle ilgili bir suç duyurusunda bulunup soruşturma başlatması gerekir. Bakalım bunları yapabilecekler mi? Acayip bir şey. Tommy hatırlatıyor. İmamoğlu kiralık araç filosunu sergilemişti. Hatırlıyor musunuz ilk geldiği dönemde? Aynısını yapsınlar diyor. Yani artık bilemiyorum. Afyon, Karahisar, Kütahya, Uşak, çok doğru söylüyor Cemre. Buralarda bakalım nelerle karşılaşacağız daha.